Bir iPhone düşünün. Özellikleri neredeyse iPhone 11 ile aynı. Ama fiyatı iPhone 8'den dahi daha ucuz. Evet, bu telefon elimde gördüğünüz iPhone SE 2020. Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Bu videoda 2 aydır kullandığım iPhone SE 2020 modelini inceleyeceğim ve kendi kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğim. Eğer bu telefonu almayı düşünüyorsanız veya telefon hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız videoyu başından sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Tabii öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlar kısmından iPhone SE ile alakalı kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. O halde ayrıntılara geçelim. iPhone SE 2020 benim ilk iOS işletim sistemine sahip telefonum oldu. Daha önce yıllarca farklı marka ve modellerin Android telefonlarını kullanıyordum. Kendi açımdan radikal bir karar vererek Apple'a, yani iOS'a geçmiş oldum. Apple bu telefonda iPhone 8'in kasasını almış, donanımını da iPhone 11'inkiyle neredeyse aynı yapmış. Fiyatını da çok daha uygun tutmuş. iPhone SE'nin işlemcisi iPhone 11 serisiyle aynı olduğu için bu telefona en az 5 yıl güncelleme gelecek arkadaşlar. Ne zaman ki 11 serisinin güncellemeleri biter, iPhone SE'nin de aynı şekilde işletim sisteminin güncellemesi bitecektir. Yani çok fazla takıntınız yoksa en kötü ihtimalle bu telefon sizi en az 5 sene götürür. Kaliteli fotoğraf, video çekebileyim, kasmadan akıcı kullanabileyim, Apple servislerini kullanayım ve uzun bir süre bana dayansın, bir de uygun fiyatlı olsun derseniz iPhone SE tam size göre bir telefon. Bu arada uygun fiyatlı diyorum ama diğer iPhone modellerine göre uygun. iPhone SE'nin 128 GB'ı şu an yaklaşık 5000 TL civarında geziyor. Benzer özelliklerdeki iPhone 11 128 GB'a baktığınızda ise fiyatı yaklaşık 8000 TL civarında oluyor. Yani sırf telefonun kasası farklı diye 3000 TL'ye yakın fiyat farkı var iki cihaz arasında. Telefonu tam ekran kullanacağım diye o kadar fiyat farkı vermeye değer mi? Karar sizin. Neden Android bir telefonu bırakarak iPhone SE aldım? Bunların hepsi detaylıca anlatacağım. Ama gelin önce iPhone SE 2020'nin kutu içeriği ve teknik özellikleri nelerdir çok kısa bahsedelim. Kutu içeriğimizde 5 wattlık bir şarj adaptörümüz var. Ardından Lightning girişli kablolu kulaklığımız ve USB-A ve Lightning girişleri olan 1 metrelik şarj kablomuz kutumuzdan çıkıyor. iPhone SE'nin içerisinde iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in içerisinde yer alan Bionic A13 işlemci var. Bu Apple'ın yaptığı çok iyi bir kıyak bence. Ayrıca telefonda 3 GB RAM'imiz var. 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı versiyonumuz bulunuyor. Ben 128 GB'lık modelini kullanıyorum. Yine 3 farklı renk seçeneğimiz var ayrıca. Siyah, beyaz ve kırmızı. Hangi rengi seçerseniz seçin, ön taraftaki kasa siyah renkte oluyor. Telefonun ekranını kilitlediğinizde sanki tam ekran bir telefon hissiyatı vermek için sanırım böyle yapmışlar. Sadece arka tarafın renkleri değişiyor. Tasarım olarak baktığımızda iPhone 6, 7, 8 ile aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Arkaya doğru çevirdiğimizde Apple logosunu eski serilerde olduğu gibi üstte değil de iPhone 11 ve 12 serilerinde olduğu gibi ortada görüyoruz. Arka taraf tamamen camla kaplı. Camla kaplı olduğu için de kablosuz olarak şarj edebiliyoruz. Ekranımız 4.7 inç Retina IPS LCD olarak geçiyor. 750x1344 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Ayrıca ekranda 16'ya 9'luk standart bir format var. Gelelim kamera özelliklerine. Arkadaki tek kameramız 12 megapiksel. F1.8 8'lik diyafram bulunuyor. Full HD'de 240 FPS, 4K'da ise 60 FPS video çekim performansı bizlere sunuyor. Telefonu ilk aldığınızda arkadaki bu küçücük kameraya biraz şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Ne kadar iyi olabilir diye. Yeni çıkan telefonlarda artık 8-10 tane kamera oluyor malum. O yüzden tek kamera size bir acaba dedirtiyor. Ama fotoğraf ve video performansı beni fazlasıyla sevindirdi. Örnek fotoğraf ve videoları da göstereceğim. Portre modu gayet güzel. Gece düşük ışıklarda gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Video çekerken sabitleme konusunda da ortalama düzeyde bir performans veriyor. Ön tarafa baktığımızda ise küçücük 7 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Ön kameranın
Kameranın diyafram değeri ise 2.2 olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamerada da arkada olduğu gibi portre modunu kullanabiliyorsunuz. Peki yıllarca Android telefon kullanan ben neden iPhone SE aldım? Arkadaşlar ben Xiaomi'nin bir modelini kullanıyordum. Telefonun hızı ve akıcılığı anlamında memnundum. Fakat telefonda arkada 4, önde 1 olmak üzere toplamda 5 tane kamera vardı. Bunlar sayısal değer olarak da çok yüksek değerlere sahip kameralar. Ama gel gelelim performansa baktığımızda çok kötü sonuçlar alıyordum. Fotoğraf ve video konusunda gerçekten çok kötüydü. Belki bunu fiyat performans olarak da değerlendirmek gerekir. Hani çok da haksızlık yapmak istemiyorum. Bir diğer tercih sebebim son zamanlarda Android güvenliği açısından çok farklı şeylere şahit oldum. Bu yüzden de biraz soğudum açıkçası. Bir yandan da artık Apple ve iOS ekosistemini denemek, tecrübe etmek istedim. Ayrıca bazı uygulamaların iOS ekosisteminde çok daha iyi çalışması durumu da var. Bunlardan en bariz örnek Instagram. Fotoğraf ve video işiyle uğraşan biri olarak kurumsal Instagram hesaplarımda aktif olmam gerekiyor. Android tarafına baktığımızda yüzlerce farklı model ve marka olduğu için Instagram Android optimizasyonu konusunda çok başarılı değil. Bunda muhtemelen telefon markalarının değil Instagram'ın suçu vardır. Hemen bir örnek vereyim. Yüksek FPS değerinde slow motion yaptığınız bir videoyu Android'den yüklediğinizde videoda kasmalar, donmalar yaşanırken iOS işletim sisteminde bu kasmaların çok daha az ve göze daha hoş gelir şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bu durum normal sosyal medya kullanıcıları için çok önemli olmayabilir. Ama işi gereği portfolyosunu Instagram üzerinden insanlara gösteren ve içerik üreten insanlar için aslında çok önemli bir konu. Gelelim 2 aydır kullandığım iPhone SE'nin artı ve eksileri nelerdir? Önce eksilerinden bahsedeyim. Karşıma çıkan ilk problem şarj konusu. Son çıkan birçok Android telefonlarda büyüyen ekranlarla beraber batarya kapasiteleri de büyüyor. Eski telefonumda yoğun bir şekilde kullansam dahi 18 saat civarı şarjım yetiyordu. Fakat gel gelelim iPhone SE'yi 9-10 saat zor kullanıyorum. Dışarı çıkarken yanımda powerbank taşımak zorunda kalıyorum. Bu anlamda benim için eksi bir yön. İkinci olarak 2020 yılında çıkan bir telefonun tasarımının çok eski olmasından dem vuruyor herkes. Bir anlamda haklılar da ama burada bence telefondan ne beklediğinize bağlı. Hem son model tasarım olsun, hem donanımı süper olsun, hem Apple olsun, hem de uygun fiyatlı olsun. Öyle bir şey yok maalesef. Yani gülü seviyorsanız azıcık dikenine de katlanacaksınız. Arkada tek kamera olduğu için de çok fazla eleştiri alındığını gördüm. Arkadaşlar şu an 3-5 bin TL bandındaki Android telefonlara baktığımızda sadece sayısal değer olarak fazla olsun diye ekstra kamera koyuyorlar. Örneğin Xiaomi Redmi Note 8'de arkada 4 tane kamera var. Telefonu zamanında kullanan birisi olarak söylüyorum. Ana kamera hariç diğer bütün kameralar çöp. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece pazarlama taktiği olarak fazladan kamera koyuyorlar. Fazla olmasının da kullanıcıya inanın hiçbir artısı olmuyor. Biraz da iPhone SE'nin artılarından bahsedelim. Bu fiyat bandındaki bir telefonun 4K 60 FPS video çekimi yapabiliyor olması gerçekten benim için harika bir özellik. Bugün gidin orta segmentin üzerinde bir DSLR veya aynasız fotoğraf makinesi alın. Onlar dahi 30K 30 FPS video çekimi yapıyorlar. Kamera performansı konusunda Apple burada gerçekten cömert davranmış. Fotoğraf konusunda da genel olarak beğendim. Portre modu ve düşük ışık gece çekimlerinde oldukça kaliteli, tatmin edici çekimler yapabiliyorsunuz. Hız ve akıcılık anlamında zaten pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Telefonun boyutuyla alakalı da eleştiriler geldiğini görüyorum. Ben 6.3 inç bir telefondan direkt 4.7 inçe düştüm ama hiç zorluk çekmedim. Hatta bayağı bir kolaylığını gördüm. Benim sıkıntım şuydu, çok fazla toplu taşıma kullanan bir insanım ve büyük ekranlı telefonlar tek elle kontrol etmek çok zor oluyor. Ayrıca telefonun cepte durması da bayağı bir sıkıntı ama 4.7 inç olunca hem tek elle kontrol edebiliyorum hem de cebimde varlığı ile yokluğu hiç belli değil. O anlamda boyutunun küçük olması benim için bir avantaj diyebilirim. Tabii siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Bu tarz şeyler göreceli kavramlar. En büyük artılarından biri de donanımsal anlamda neredeyse iPhone 11 ile aynı özelliklere sahip olması. Bunun yanında fiyatının da iPhone 11'den çok daha aşağıda olması bu telefonu ülkemizin şartlarına göre daha alınabilir kılıyor. Son olarak kendi deneyimlerimde söyleyecek olursam bence ne aradığını bilenler için oldukça uygun bir telefon. Eğer 5000 TL civarında bir bütçeniz varsa bu fiyat bandında alınabilecek en iyi cihaz diyebilirim. Uzun süre kullanabileceğiniz bir telefon istiyorsanız iPhone SE sizi uzun süre idare edecektir. Ayrıca bu telefon bir sürü Apple servisiyle beraber geliyor. Apple'ın son çıkardığı tüm servislere de sahip olabiliyorsunuz. Lafın kısası Apple burada orta segment bir arabayı almış, motorunu sökmüş, yerine
Ferrari motoru takmış desem yanlış bir benzetme olmaz sanıyorum. Yani kasa şu anda orta segmente düşen iPhone 8 ama donanım üst segment olan iPhone 11 oluyor. Genel anlamda iPhone telefon kullanmak isteyen, iPhone 11 veya 12 almaya gücü yetmeyen kullanıcılar için iPhone SE bence biçilmiş kaftan. İhtiyaçlarınızı uzun bir süre karşılayabileceğiniz bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, 2 aydır kullandığım iPhone SE 2020'nin tüm detaylarını ayrıntılarıyla aktarmış oldum. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.